Değerli arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Şu anda sizlere hemen masamın üzerinde durmuş olan iki tane soya sosunu tanıtacağım. Zaten birini daha önce tanıtmıştım. Kanal konsepti gereği arkadaşlar biliyorsunuz bol miktarda kendi ellerimizle yemekler ve mezeler yapıyoruz. Ve bunların tadımını içkileri kullanırken yapıyoruz, kullanıyoruz. Yani içkilere meze oluyor, eşlikçi oluyor falan filan. Şimdi arkadaşlar bu soya sosunu ben sizlere tanıtmıştım. Kühne'nin tescilli güzel bir soya sosu ve Migros'larda satılıyor. Hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir sos. Fiyatı 30 liraydı yanlış hatırlamıyorsam eğer. İçindeki malzemeler bunların arkadaşlar belli. Bunun testi yapıldı. Farklı bir sos daha aldım. O da arkadaşlar şu galle soya sosu. Şu elimde gördüğünüz sos. İkisinin bir VS'sini yapacağım. Kıyaslamasını yapacağım. Ben daha önce bir tadım yaptım. Bunlarla ilgili biraz bilgi sahibi oldum. Sizlere onu yansıtacağım. İçindeki malzemelerden bahsedelim. Bu elimdeki şişenin. Bunda da aynı, hiç değişmiyor malzemeler. Su, soya fasulyesi, buğday unu, biliyorsunuz buğday unu gluten içeriyor. Tuz, koruyucu, sodyum, benzoat. Bu arkadaşlar yine Armutlu Sanayi Caddesi Kemalpaşa İzmir'de ambalajlanıyor. Ve arkadaşlar A101'de satılıyor. Bu ürün Karl Kühne Fermentasyon ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından A101 adına paketleniyor, yapılıyor yani. Esasında bunların ikisinin de arkadaşlar yapan tek bir firma, o da bu Kühne. Yani iki sos da esasında aynı kapıya çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şunları şöyle görün. Evet. Bakın bu bayağı bir azaldı. Çünkü kullanıyorum. Salatalarda kullanıyorum. Henüz tavukta, balıkta, et marinasyonlarında denemedim. Sadece salatalarda kullandım. Bu denk geldi. Bunu da aldık. Bunun fiyatı da 15 lira. 30 lira, 15 lira. İkisini de bu esasında yapan firma bu arkadaşlar. Kühne. Bunu da A101 adına yapıyor ve ambalajlıyor. İkisinden doldurdum. Bardaklara görmüş olduğunuz gibi. Ve bunların tadımını yaptım. Peki bunlar bize ne gibi bir hissiyat, ne gibi bir geri dönüş sunacak. Bunlardan bahsedeyim. Kühneyi bir öncelikle test edelim şöyle biraz hafiften. Oldukça yoğun, tuzlu, sert, keskin bir tat. Bahsettiğim gibi salatalarda, et yemeklerinde, tavuk şiş, tavuk yemeklerinde bunları marine ederken kullanabilirsiniz. Ve soya sosu oldukça yararlı bir sos arkadaşlar. Uzak Doğu mutfaklarında bolca kullanılıyor. İçinde demir var, fosfor var. Gözler için faydalı. Demir eksikliği çekenler için faydalı. Diş sağlığı için faydalı. Birçok faydası var. Şöyle ağzıma biraz su alıp nötralize edeyim. Oldukça keskin ve sert tatlar bırakıyor. İçinde tuz var. Salatalarda falan tuz atmıyorsunuz. Zeytinyağı atmanız sadece yeterli. Limon sıkın. Biraz da bundan arkadaşlar. İşlem tamam. Evet. Bu da arkadaşlar adını biraz galle. Galle soya sosu. Onu bir deniyoruz şimdi. Arkadaşlar içinde hemen hemen aynı malzemeler var. Aynı firma A101 adına da yapıyor. Şunu söyleyebilirim, aralarında bariz bir fark yok. Sadece bunda hafif biraz daha böyle koku olayı ön plana çıkıyor. Keskin koku. Dışında biraz böyle hafif bir mayoşumsu. Onun dışında aynı tatlar, aynı, hiçbir değişiklik yok. Görebildiğim kadarıyla. Yani 30 liraya bunu aldığınız
gibi. Bunu da 15 liraya gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Zaten aynı firmanın ürünü. Bakın şu ürünü alıp o arkasını okumasanız bu kühnenin bunu yaptığını ihtimal veremezsiniz yani. İşte bu testlerin önemi buradan geliyor. Yani onun yerine bunu alabilirsiniz. Hiçbir problem yok, sakınca yok. Aynı, değişmez. Yarı yarıya fiyat farkı var. Evet, bu testimi burada kapatacağım arkadaşlar. Bugün birkaç test daha yapacağım. Adana'dan Osman kardeşimin göndermiş olduğu 5 litrelik şalgam suyunu 3 adet 1,5 litrelik pet şişelere koydum dolapta. 2-3 günden beri soğuyor, henüz tadımını yapmadım. Onların acı suyu var. Onlarla nasıl kullanılıyor onu göreceksiniz. Bir de ağzımız iyice nötralize olursa, biliyorsunuz keskin sert tatlar. Bakın notlarımı çıkardım. Şöyle tutayım, göreceksiniz. Jameson. Jameson viski. Irish viski. Triple distilled. Şunun da arkadaşlar testi bugün itibariyle gelebilir. Ama siz bu videoları ne zaman seyredersiniz? Siz bu videoları arkadaşlar birkaç gün sonra seyredersiniz. Birkaç gün içinde seyredersiniz. Çünkü bunlardan önce daha yüklenecek videolarım var. Bu viskinin de testi gelir. Ayrıntılı bilgiye test anında vereceğim bilgilerle ulaşırsınız. Günlük burada. Esas kameram dolum yapıyor. Bunu farklı bir kamerayla çekiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.